Zeynep, beni odama götürür müsün? Zeynep? Anne dur, sen karışma. Zeynep, yoruldum ben. Hadi çıkalım. Dur. Yüzüme bak. Eğer ablamın durumu kötüye giderse, eğer ablamın kılına zarar gelirse, sorumlusu sensin. O zaman hiç düşünmeden kimsenin lafını dinlemeden jandarmaya teslim ederim. Hiç merak etmeyin. Gülhan Hanım'a gözüm gibi bakacağım. İyi olur. Zeynep'ciğim hadi gidelim beraber. Yaslan bana. Neler oluyor, ben hiçbir şey anlamıyorum. Hadi. Herkes işinin başına. Anneciğim hadi, biz de gidelim. Benim için mi bunlar? Kaç kere söyledim. Benim için hiçbir şey yapma. İstemiyorum. Yusuf. Bana kızmakta çok haklısın biliyorum. Ama
Ben böyle bir şey yapmayınca kendimi işe yaramaz hissediyorum. Öylesin zaten. Günaydın. Günaydın. Günaydın anneciğim. Günaydın oğlum. Çay hazır mı? Hazır tabii Nevin anneciğim. Buyurun oturun, ben çaylarınızı koyayım. Yok. Ben yemeyeceğim. Dükkana gideceğim. Aa. Oğlum olur mu öyle şey? Bir şeyler yeseydin. Bari biraz atıştırsaydım. O kadar hazırladım. Acelem var. Toptancı gelecek. Hadi afiyet olsun annem. Annem, eşin gücün rast kes. Merve ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum anne. 2 dakika telefonuma baktım, o kadar. Bakma Merve, bakma. Şimdi bir gören olacak. Abartma anne, köle miyiz biz? Merve, bu insanlar ablanı hapse attırmak için fırsat kolluyorlar. Verdikleri işi doğru düzgün yapalım da Zeynep'ten çıkarmasınlar hınçlarını. Öyle bir şey olmaz anne, merak etme. Genelde biz ablamın yaptıklarının bedelini ödüyoruz. Hadi uzatma. Olan oldu artık. Ablacığım. Abla hadi uyu. Ben de mi uyuyakalmışım ya? Abla bu ilaç niye burada? Ne ilacı? Bu ilaç. Bu yeşil reçeteli. Günde bir taneden fazla içmemesi gerekiyor. Ortada bulup da içerse Allah korusun. Haklısın. Unutmuşum, özür dilerim. Tamam, önemli değil. Dikkat edersin artık. Bu ilacın fazlası sağlıklı bir insanı bile bayıltabilir. Demek sağlam bir insanı bile bayıltıyor. Başına öyle bir çorap öreceğim ki Zeynep. Bir daha paçayı sıyıramayacaksın. Ama önce Halil'in içine bir kurt düşürmem lazım. Songül Hanım. Ay! Ne o öyle Canan? Aa, sessiz sessiz ajan gibi. Özür dilerim, ben istediğiniz kahveleri getirmiştim. Tamam, ver onları sen git. Ne bakıyorsun öyle, hadi işinin başına. Gel. Bölmüyorum değil mi? Çalışmam gerekiyor teyze. Ya buyur gel. Kahve getirdim. Şöyle karşılıklı kahve içip sohbet edelim dedim. Yani işlerim var. Ama çok mu önemli? Yani önemli. Ama istiyorsan daha sonra da konuşabiliriz.
Tamam, geç otur şöyle. Zeynep'in Gülhan'la ilgilenme meselesi. Bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Sorun mu? Biraz önce destekliyordum. Ya ne deseydim Halil? Gülhan bu kadar hassas ve kırılganken hayır demek gelmedi içimden. Ne demeye çalışıyorsun teyze? Gülhan bizim yaşadıklarımıza farklı bir gözle bakıyor Halil. Hiçbir zaman anlayamadı bizi. Onun yaşadıkları da kolay mı bugüne kadar? Herkesin acısı farklı işte. Herkes farklı yaşıyor. Anlıyorum Halil. Ama o bize yapılanları unuttu. Hatta Aslan'la ailesi için üzülüyor. Zaten o yüzden Zeynep'in yanında çalışmasını istiyor. Onu acıdığı için, onu korumaya çalışıyor. Ablam da annem gibi işte. En az onun kadar merhametli. Farkındayım. Ben de bundan korkuyorum işte. Bu aile. Özellikle de bu kız çok tehlikeli Halil. Sen artık bunu görüyorsun. Ama bunun Gülhan'ın da görmesi lazım. Bunun bir yolunu bulmalıyız. Ben senin düşündüğün kadar büyük bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Ne diyorsun Halil? O kız yüzünden... Teyze, ben şu an ablamın huzurunu bozacak hiçbir şey kabul edemem. O mutluysa ben de mutluyum demektir. Ne oldu teyze, iyi misin? İyiyim. Biraz nefes almam lazım sadece. Ben de bir çamaşırlara bakayım. Dur bakayım sen. Sen ne yapıyorsun öyle ha? Öpüş kokuş, neler çeviriyorsun? Hiç. Ne o öyle sırnaşmalar ha? Sen gitmeyecek misin ha? Ben sana verdiğim sözü hatırlıyorum ama. Aması falan yok, tamam mı? Buradan çekip gideceksin. Arkamdan da iş çevirme. Tamam mı? Daha iyi misin teyze? Halil. Aslan'la ailesinin bize yaptıklarını... Sürekli şunu söyleyip durma. Ben unutmuyorum hiçbir şeyi. Aklımda. Ona göre davran o zaman Halil. Bu ailenin ne kadar tehlikeli olduğunun farkında mısın? Zeynep'in nasıl Gülhan'ın yanında olmasına izin verirsin? Hiç mi endişelenmiyorsun ablan için Halil? Sen merak etme. Ben buradayken kimse ablamın kılına bile zarar veremez. Endişe edecek bir şey yok. Ya Zeynep'in yaptığı bir şey yüzünden Gülhan'ın hastalığı tetiklenirse? Ha? Geçmişte neler yaşadığını ikimiz de biliyoruz. Gülhan'ın bu olaylardan etkilenmemesi mümkün mü sence? Sen bunları düşünme. Her şey benim kontrolümün altında. Ablam huzurlu. Ve ben de huzurluyum, tamam mı? Peki Halil. Ben söyleyeceğimi söyledim. Eğer Gülhan'ın başına bir şey gelirse bunun sorumlusu sensin, bunu bil. Müzik
Geçsin'e sen otur. Odana mı gitseydik? Ay yok, gerek yok. Zaten Osman işte. Emev'in anne uyuyor. Uyanmaz o şimdi. Gülce'nin odadan çıkmaya yüzü yok. Sen Feriha'dan öğrenebildin mi bir şeyler? Of, hayır. Ama bütün gece düşündüm ve çözdüm. Neyi çözdün? Şimdi bu kız gidiyordu, değil mi? Mektup da aslında veda mektubu. Ya. Yusuf da bu mektubu okudu, gitti kızı geri getirdi. E Feriha ne alaka? Yani Feriha'yı da o kız ayarttı bence. Yetişemeyeceğini anlayınca Feriha'yı gönderdi mektubu almaya. İnanmıyorum. Ay, gerçekten senden korkulur. Ne zeka kız böyle. Tabii ya. Demek ki Gülce Yusuf'a blöf yaptı. Bizimki de bunu yedi. Gitti getirdi kızı. Levin teyzenin akşam işi var mı? Yok herhalde. Ama sanki senin bir planın var. Ah, su bitmiş. Bu ilacın fazlası sağlıklı bir insanı bile bayıltabilir. Özür dilerim. Yok yok, uyumuyordum. Gözlerimi dinlendiriyordum öyle. Gel. Ballı zencefilli sütü yaptım sana. Babaannem küçükken içirirdi bize. Kemikleri güçlendirip bağışıklığı artırıyormuş. Teşekkür ederim.
Asıl ben teşekkür ederim. Sen olmasaydın belki de şu ana kadar jandarma gelip almıştı beni çoktan. Düşüncesi bile çok korkunç. Annem, babaannem, kardeşlerim ne haldelerdi kim bilir. O kadar önemli ki bu yaptığın benim için. Sen şimdi hiç düşünme bunları. Ben senin içini görüyorum. Sen çok iyi birisin. Sağ ol. Çok kıymetli bu sözler benim için. Çok acıyor mu? Çok. İlaç saatin için alarm kurmuştum. İlaç saatine de biraz var. Ben tam saatinde içiririm sana ilaçlarını. Sen hareket ettirmemeye çalış vücudunu. Ablam, nasılsın, iyi misin? İyi, fena değil. İdare eder. Ağrın var mı peki? Biraz. Sağ ol düşündüğün için. Dur, yavaş. Teşekkür ederim ikinize de. Ne demek? Estağfurullah. Benden bir isteğin var mı? Portakal suyu getirebilirsin aslında. İçim yandı biraz. Tabii, hemen. Selma Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz sormayacaksınız galiba. Neyi? Hatırımı. Pardon. Kabalık etmek istememiştim. Dalgın gibisiniz. Her şey yolunda mı? Sayılır. Babaannem için yeşillik toplamaya çıkmıştım da o da yalnız kaldı. Aklım onda. Ben sizi tutmayayım o zaman. Estağfurullah. İyi günler. Size de. Efendim? Öyle mi? Evet. Hepsi kayıtlı da.
Bilgisayar arabada kaldı. Ben onu bir alayım. Sonra seni arayacağım. Hatta bir toplantı alırız. Olur mu? Dur, dur ama sen rahatsız olma. Benim güzel ablam. Benim için ateşe attın kendini. Teşekkür ederim. Ama ne olursun bir daha böyle bir şey yapma abla. Söz veremem. Bak. Kurşun bir kere öldürür beni. Ama sana bir şey olursa ben her gün ölürüm. Aynı şey benim için de geçerli. Canımdan daha çok seviyorum ben seni. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Niye? Zeynep'i şikayet etmediğin için. Abla sen... Şimdi bunları düşünme. İyi olmaya bak. Bacağın nasıl oldu? İdare eder. Daha iyi. Ayağa kalkıp yürürken zorlanıyorum sadece. Onu da tedaviye başlayınca geçer diye düşünüyorum. En kısa zamanda fizik tedavine başlanacak abla, merak etme. Ben en iyi doktorları ayarlıyorum. İstersen eski terapistini de çağırabiliriz. Hı? Hayır. Hiç gerek yok. Sen rahat ol. O günler geride kaldı. Ben sana bir şey olacak diye çok korktum. Çok korktum. Sen benim en kıymetlimsin. Sen de benim canım kardeşim. Şimdi beni daha iyi anlıyorsun. Eğer Orhan'a bir şey yapsaydın ve hapse girseydin, buna engel olamadığım için kendimi ömür boyu affetmezdim. Gel buraya. Ablacığım. İyiyim ablam, merak etme. Çok acıyor mu canın? Krem süreyim mi?
Gerek yok. Benim canımı acıtan bu morluklarını kapattığım yaralarım değil. Gördüğümüz muamele. Ama eminim ki bunlar da geçecek zamanla. Başka türlü katlanamazdım zaten. Zeynep'im. Biliyorum. Güçlü durmaya çalışıyorsun. Derdin tasanı hep içine atıyorsun. Ama atma ablacığım. Sen bütün gücünle ailemizi bir arada tutmaya çalışıyorsun. Ama bu çok zor. Sıkma kendini. Yüreğini daraltma. Ağla canım benim. Ağla. Bırak içindekileri. Yüreğinin yükünü hafiflet. Ne oluyor burada? Neyin dramı bu? Ha? Hadi herkes işinin başına. Kimin için bu? Gülhan Hanım istemişti. Onun için hazırladım. Sen onu bırak. Bana biraz ceviz ver. Aman mıymıntı. Ver. Kendi işimi kendim hallederim. Sen bunu götür. Ne yapıyorsun? Kenara çekil de adam geçsin. Geç içeri. Meyve suyunu, bütün vitaminini kaçırdın. Bunlar iş yapacak da biz de göreceğiz. Gülhancığım. Nasılsın canım, iyi misin? İyiyim teyze, sağ ol. Teşekkür ederim seni. İlaç saatin de geldi, ben ilacını da vereyim. Al canım. Olmaz öyle Gülhan. Bekleyince vitamini kaçıyor, hepsini iç. İyi madem. İlet.
Gel. Merhaba. Bir haber var mı? Tetikçinin ifadesi işe yaradı. Bu Orhan için uluslararası yakalama kararı çıkaracaklar. Şuna bak. Göz göre göre kaçırdık elimizden o soysuzu. Ama hepsi Zeynep Aslan yüzünden. Neden jandarmaya teslim etmedin? Sözde beni korumak içinmiş. En azından ablam öyle söylüyor. Sen ne düşünüyorsun peki? Ben ablamdan başka hiçbir şey düşünmüyorum Eren. Ya Gülhan haklıysa? Ya gerçekten seni korumak için yaptıysa? Hı? O Orhan'ı korumak için yaptı. Seni çok seviyorum. Ama artık iyileştin. Seni daha fazla parmaklıktan ardında hapsetmeye gönlüm el vermiyor. Keşke hep benimle kalsın. Ama bu kafeste yaşamak için fazla özgür olmasın. Kendine iyi bak, olur mu? Ne mutlu ki yollarımız seninle yeniden kesişti. Selametle. Güle güle Zeytin. Keşke vedalaşmama izin verseydin. Biz vedalaştık. Sen vedalaşmasan da olur. Döner mi acaba geri? Dönmez. Gidenler genelde geride kalanları düşünmezler. Sen iyi bilirsin. Keşke yormasaydın kendini. Kaslarımın tembelliğe alışmaması lazım. Hatta şunu da tutar mısın? Değneği bırakmak için biraz erken değil mi? Yok. Ben kendimi biliyorum. Değneksiz yürümek bana çok iyi gelecek. Ama lütfen Zeynep. Bana ver. Sen de sakatlanmak istiyorsun galiba. O zaman değneğini geri vereyim sana. Yok yok. Yapabiliriz bence. Bu ailenin ne kadar tehlikeli olduğunun farkında mısın? Zeynep'in nasıl Gülhan'ın yanında olmasına izin verirsin? Hiç mi endişelenmiyorsun ablan için Halil? Ay ay. Abla. Abla tamam.
İyi misin? İyiyim, iyiyim. Seni Allah gönderdi bir anda. Zeynep'ciğim düşüyordu. O deneyin sende ne işi var? Sen ablama böyle mi göz kulak oluyorsun? Kıza yüklenme. Ben zorla verdim değneği ona. Ablacığım, senin de dinlenmen gerekiyor. Niye bu şekilde dışarı çıkıyorsun? Zeynep'e yüklenme lütfen. Ama eğer bir sorumluluğu varsa bunu tam yapmak zorunda. Amacın ne senin? Ben bir şey yapmadım. Halil. Bundan sonra ablama gözün gibi bakacaksın. Onu tehlikeye attığını görmeyeceğim. Ben iyi değilim. Abla, tamam, tamam, tamam. Abla. Tamam. İyi değilim. Tamam abla, tamam. Odama götürün beni. Tutun bana. Ver şunu. Artık bana hiç güvenmeyecek. Bana çok iyi geliyorsun Sultan. O zaman sen de beni yalnız bırakma. İki gündür yüzünü görmüyorum. Neredeydin? Özür dilerim, yoruldum biraz. Nişanlınla geziyorsun değil mi? Unuttun beni zaten. Olur mu hiç öyle şey? Sen benim bir tanecik sultanımsın. Unutur muyum ben seni hiç? İşlerim vardı işte sadece. Hiç yalan konuşmayı da beceremiyorsun yani. Ha, gezsiniz kızım siz. Tabii gezeceksin nişanlında. Ancak birbirinizi tanıyacaksınız. Kolay mı? Bir ömür boyu aynı yastığa baş koyacaksınız ya. Sen benim için daha ne yapacaksın ki? Allah razı olsun. Her işimi kolaylaştırdın. Kızım bir ömür boyu benimle yaşayacak halin yok ki. Ben bugün varım, yarın yok. Ağzından yel alsın babaanne, o nasıl söz? Üzüyorsun bak beni. Ne oldu kızım? Yankı! At kapıyı! İyi misin? Ne oldu sırtına? Tarlada ters bir hareket yaptım herhalde. Bir şey yok. O baban yok mu o baban? Bin kere söyledim bu kızı bu kadar çalıştırma diye. Senin gibi güzel, zarif kızın tarlada çalıştırıldığı nerede görülmüş? Ama sen de inat ediyorsun çalışmak için. Bak, sonra her tarafın ağrıyor işte. Sen bana ilaç gibi geliyorsun Sultan. Tazeleniyorum ben senin yanında. Sen ablama böyle mi göz kulak oluyorsun? Kıza yüklenme. Ben zorla verdim değneği ona. Gülhan! Gülhan Kırıcı! Gülhan! Dur hayatım, tamam. Roket Tekin. Ne oldu? Bir anda böyle oldu. Bir anda bu hale geldi.
Abla. Abla. Gülhan. Gülhan. İyi misin? Gülhan yavrum, kızım. İyi misin? Halil görüyorsun değil mi? Yine eski travmaları tetikleniyor. Tamam sakin. Sıkma, sıkma. Ellerini sıkma abla. Gülhan. Gülhan. Sakin. Hepsi senin yüzünden. Kim bilir ne dedin, ne yaptın Gülhan'a? Ben hiçbir şey yapmadım. Ablamı değneksiz yürütürken de aynısını söylüyordun. Söyle çabuk, ne yaptın ablama? Halil. Dur hayatım. Halil. Halil, dur. Karıcığım dur. Senin olduğun yerde iyi hiçbir şey yok. Halil, Gülhan. Bir dakika. Dur. Gülhan Halil. Sen karışma. Abla. Gülhan. Abla. Ablam. Yetişin. İyi misin? İyi misin? Abla. İyi misin? Ha? Halil. Gözünü aç, iyi misin? İyiyim. Sakinleşirsen iyi olacağım. Tamam. Tamam ben sakinim, sakinim. Sakinim. Tekin, ablam yatağa. Hadi. Tamam yavaş, dikkat et. Dikkat et. Gel karıcığım. İyisin. Çabuk söyle. Ne yaptın Gülhan'a? Ben hiçbir şey yapmadım. Sus. Yalan söyleme. Teyzeciğim. Efendim kızım. Bunu söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama. Ne oldu? Hayırdır? Lütfen beni yanlış anlamayın. Söyle Sunacığım. Yabancı mısın sen? Ailedensin sen de. Tabii kızım. Benim elimde büyüdün. Rahat rahat söyle. Nasıl desem? Sizin kız. Bizim hizmetçiyle bir şeyler çeviriyorlar. Yani ben sordum ama cevap alamadım. Bir şey saklıyorlar. Nasıl yani? Ne saklıyorlarmış? Galiba Gülce gidiyormuş. Yusuf da bir anda geri getirmiş. Yusuf mu geri çevirmiş onu? Öyleymiş galiba. Artık sizin gelin nasıl bir edepsizlik yaptı da gitmek zorunda kaldı bilemiyorum. Hayırlısı neyse odur. Nasılı, niyesi onları ilgilendirir. Bizi değil. Sakın bir daha kuzuma el kaldırdığını görmeyeyim. Bizim ailemize dokunan eller kırılır. Anladın mı? Sen kim oluyorsun da beni tehdit ediyorsun ha? Teyze yeter. Ne demek yeter Halil? Görmüyor musun olanları? Bu kadarına izin veremem artık. Sakın. Bana istediğini yaptın. Ama babaanneme dokunabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Şunlara baksan. Sen kim olursun da bana tikleniyorsun ha? Teyze tamam dedim. Sen de Zümrüt Hanım odasına götür. Hadi gel babaanneciğim.
Odamıza gidelim biz. Kendini ne sanıyor bu ya? Hadi sultanım, hadi. Halil. Teyze. Şu an bu odadaki en önemli şey ablam. Abla. Ablam iyi misin sen? Dur. Hemen doktora götüreceğiz seni. Tamam mı? Tekin. Hayır. Doktora gitmek istemiyorum ben. Sadece fazla geldi bu kavga gürültü. Abla, kavgadan önce de böyleydin. Öyle olmaz. Doktora gideceğiz. Hayır. Hadi. İstemiyorum. Biraz sakinleşirseniz iyi olacağım. Sen de git yat, tamam mı? Uyumam lazım. Sen uyu. Ben burada seni bekleyeceğim. Hayır. Sen git, Tekin yanımda zaten. Gülhan haklı. Ben de buradayım. Hadi sen git dinlen. Tamam. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Tekin. En ufak bir şeyde bana haber veriyorsun. Ne yapıyorsun sen? Zeytin'in kafesini yıkadım da onu kuruluyordum. Senden böyle bir şey yapmanı isteyen oldu mu? Hayır. Ama geri dönerse yuvası tertemiz olsun dedim. Zeytin'e veda edemeyince onun anısına bir şey yapayım dedim. O ne demek? Vedalaşmanıza izin vermedim diye. Vicdan azabı çektirmeye mi çalışıyorsun bana? Asla. Asla aklıma böyle bir şey geçmedi bile. Hatta kafesini temizlemem senin hoşuna gider diye düşündüm ben. Gitmez. Senin yaptığın hiçbir şey hoşuma gitmez benim. 50 kere söyledim, anlamıyor musun? Sen ne yapıyorsun Halil? O yaşlı bunağın bana vurduğunu görmedin mi? İyice tepemize çıktılar artık. Kendi evimizde dayak yiyoruz. Zeynep de üstüme yürüdü. Sen de sadece izledin. Ben artık bu insanları evimizde görmek istemiyorum. Yeter teyze. O odada ablamdan daha önemli hiçbir şey olmadı. Üzerine de konuşulmayacak. Ben de Gülhan için söylüyorum zaten. Kim bilir ne yaptı da kızı bu hale getirdi. Daha sana sabah söyledim. Bak akşamına ne haldeyiz. Sen hala bu kızı bu evde tutacak mısın Halil? Nerede senin intikamın? Nerede alev fışkıran bakışların? Ben hiç rahat değilim Halil. Bu aileye de güvenmiyorum. Bütün söyleyeceklerim bu kadar. İyi geceler. Ona ben de güvenmiyorum. Güvenmeyeceğim. Hadi bakalım. Artık uyu sultanım. Canım kızım benim.
ablamın durumu kötüye giderse, eğer ablamın kılına zarar gelirse, sorumlusu sensin. O zaman hiç düşünmeden kimsenin lafını dinlemeden jandarmaya teslim ederim. Ya beni gerçekten jandarmaya verirsin? Babaannem bensiz yapamaz ki. Allah'ım yardım et. Sen burada ne yapıyorsun gece gece? Hiç. Uyku tutmadı da anne. Bana anne deme. Anne deme bana. Sen ne işler çeviriyorsun ha? Anlamadım. Anlamadın mı? Ha bir de saf numarası yapıyorsun bana ha? Benim bir işler çevirdiğim yok. Peki o zaman dün neden döndün? Ha? Bunu nereden öğrendi ki? Meğer arkamdan ne işler çeviriyormuşsun. Ne kadarını biliyorsun acaba annemin anne? Anlat. Bir de senin ağzından dinleyin. Ben... Star.
Ne oluyor? Hazırlan. Neden? Benimle geliyorsun.